Neyse'nin lezzet durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir yoğurt tatlısı tarifimi paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik olan bu tarifimi muhakkak sizler de denemelisiniz ve bayılacağınızı düşünüyorum. Bu tariften sonra da favori tarifiniz olacaktır. Öncelikle şerbetimiz için şekerimizi tenceremize alıyoruz. Suyumuzu ekleyerek bir dilim limon atarak içine ocağımızı alıp karıştırıyoruz şeker eriyene kadar. Daha sonra kısık ateşte kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Tatlım için ise kaseme yumurtalarımı, şekerimi ve vanilyalarımı alarak 5 dakika kadar çırpıyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. 5 dakika kadar çırptıktan sonra sıvı yağımı, yoğurdumu ekleyerek tekrar çırpıyorum. Sırasıyla tekrar irmiğimi, unumu ve kabartma tozumu ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Tat ve doku vermesi için bir adet limon kabuğunu rendeliyorum. Dilerseniz portakal ya da mandalina da kullanabilirsiniz. O an elinizde ne varsa. Ben limon kabuğunu şimdilik rendeledim. Tekrar bir iki tur karıştırıyorum. Borcamlarımı güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum ben. Fırça yardımıyla her yerini olacak şekilde yağlıyorum. Bir kepçe olacak şekilde güveçlerime koyuyorum. Bu porsiyondan toplam 6 adet yoğurt tatlım çıkmaktadır. Dilerseniz bunu siz bir borcamda ya da bir tepside de yapabilirsiniz ama görüntü açısından, hoş görünmesi için bu kez porsiyonlu şekilde yapmak istedim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 ila 35 dakika arası pişiriyoruz. Kürdanını tekrar sizin için test etmek istedim. Şu an harika pişmiş ve üzerlerine aralıklı olarak şekilde şerbetimi dökeceğim zaman güzel çeksin diye delikler açıyorum. Bir kepçe yardımıyla ilk önce birer kepçe döküyorum. Şerbetime her çektiğinde yavaş yavaş ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten hemen çekiyor. Tekrar bir tur daha dönüyorum bu şekilde. Ve tamamen şerbetini döktükten sonra ve çektikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. İster sade, ister toz Antep fıstığı, Hindistan cevizi, dilerseniz krem şanti çırpıp onu da üzerine koyabilirsiniz. Tercih meselesi, tamamen süsleme işi. Benim tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip, kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.